Uçuşup giden zamana inat vuruyor kalbim, duyuyor musun? Bana aşkı gözlerin anlatırken sen neden susuyorsun? İki insanın kaderi birlikte yazılmışsa, yolları bir gün mutlaka kesişecektir. Hop geldi! Etiler'de kafede kavga. Kafenin sahibi de yaralı. Kendi arabasıyla geldi. Efendim hocam? Tabii ki geliyorum hocam. Getiririm hocam. Hangi dosyaları? Bugünün ameliyat dosyaları, çabuk. Tahlilleri aldım hocam, aldım. Getiriyorum. 2 defa kontrol ettim hocam. Yoldayım. Hemen çıkıyorum. Şansa bak ya. Akşam akşam yine gelen gelin. Hayır, acil bana kaldı. Kızla yine görüşemeyeceğim. Doktor gönderin buraya. Geç. Otur şöyle, yavaş. Doktor diyorum lan! Yavaş abi. Doktor diyorum, alo! Kime diyorum? Lan biriniz bakın şuraya! Doktor! İster birbirlerini bulmak için dünyayı dolaşsınlar, ister birbirlerinden kaçmak için saklansınlar. Kaderde varsa mutlaka karşılaşırlar. Sen doktor değil misin lan? Sadece stajyer. Ne stajyeri lan? Ne stajyeri? Bana profesör doktormuş mu? Doktor yok mu burada? Nerede ne kadar bekleyeceğiz burada? Nerede lan bu Allah'ın belası doktor? Ne oluyor ya? Ne oluyor lan? Gel. Doktor musun sen? Gel. Gel. Lan bak sana hasta getirdik. Adamın başı kanıyor lan. Gel. Oğlum doktorsun madem niye cevap vermiyorsun? Cevap ver. Sokayım mı lan diline, cevap ver bana. Öldür. Şey. Doktor nerede? Doktor değilsen doktoru bul bana. Lan. Doktor benim. Sorun ne? Kadın doktor olmaz. Adam akıllı doktor gönderir misin? Buradaki tek doktor benim. Beğenmiyorsanız geldiğiniz kapıdan dışarı. Lan biriniz bir işe yarayın. Alın şu karayı gözümün önünden. Bak senin yerinde olsam doğru konuşurdum. Yaran derin gözüküyor. Erkek doktor diye sayıklayabileceğin 15, bilemedin 20 dakikan var. Ama sen bilirsin. Bana bak. Çok konuşma senin o... Gelsene sen şöyle. Merak etmeyin, hepinizi ben tedavi edeceğim. Tamam. Doktor sensin. Dur artık. Ama bana bak. Eğer bu adam ölürse seni bırakır, bütün sülaleni toprağa gömerim, bilgin olsun. Yeterince vakit kaybettirdin. Hemen müşahede odasına alın. Hemen hocam. Bu kim ya? Yeni doktor galiba. Adı neymiş? Adı... Eylül! Eylül Erdem! Hadi! Hey! Kime diyorum ben? O ayağını indir. Sonra da üstünü düzelt. Müdür hanım seni odasında bekliyor. Hadi! Eylül Erdem! O bakışlarını da indir bir indir. Müdürün var senin karşında. Yok. Anlaşıldı. Senden bir halt olmayacak. Bu kaçıncı ya? O zavallı anneciğinin hatırı olmasa var ya. O kadın benim annem falan değil. Nankör. Kadın sana o kadar annelik yaptı. Kime anlatıyorum ki? Sanki anlayacaksın. Çık dışarı. Çık! Sinirimi bozma benim daha fazla. Sen ne yaptın öyle? O vurduğun devletin malı. Şimdi çabuk düzelt onu. Düzelt dedim. Buraya kadar. Eğitim hayatım bitti. Geri zekalısın sen. Senden bir halt olmayacak. Şimdi defol. Pisliğinde boğulacağın hayatında başarılar diliyorum sana. Ben de size kendi pisliğinizle oynayacağınız kadar uzun bir yaşam diliyorum. Allah senin gibi öğrencinin belasını versin. Geri zekalı! Bıktım artık. Bu kaçıncı? Senin yüzünden millete yalvarmaktan yüzsüz oldum be. Yalvarmasaydın o zaman isteyen mi oldun? Bir daha tövbe. Ölsen, hapislerde çürüsen gene de kimseye gitmen. Yeter artık seninle uğraştım. Ama dur. Sen dur. Başına gelecekleri bilmiyorsun da. Peki ben konuşsam senin başına neler gelir biliyor musun? Hı? Şu balyajlı saçların hikayesini anlatsam mesela. Kuaför Oktay'a yaptırdığın hani. Ağda odasında. Söyleyecek birazdan. Pis yalan. Bitti artık. Bin arabaya. Ben yürüyerek giderim. Eylül! 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 Nereye gidiyorsun lan arkanı dönüp? Babanım ben senin. Başçavuşun eşeğe mi andırıyor burada? Bağırma bağırma. Evde bağırsın. Ne evi lan? Ne evi? Evin mevin yok senin. Bitti artık. Gidiyorsun. Nereye gidiyorum ya? Yürü. Gidiyorsun işte. Her gün bir olay. Her gün bir numara. Bin şuna. Evlat değil, baş belası. Okulda vuramadın, içinde kaldı değil mi? La havle ve la kuşma, elimin tersine bir tane çakacağım. Vur hadi vur, rahatla. Anneme yaptığın gibi yapma ama. Bir kez vur, gebert. Ne yapmışım lan annene, ne yapmışım? Annene ne yapmışım? Ne yapmışım annene? Bana bak, ne yapmışım annene, ne yapmışım? Ne yapmışım annene? Ne yapmışım annene diyorum? Gözüme bak! Ne yapmışım? Ne yapmışım? Ne yapmışım? Annenin... Ne yapmışım annene? Kime benzedin sen böyle? Ha? Şu haline bak, kime benzedin böyle? Gözünden bir damla yaş bile gelmedi. Sadece annemi değil, ruhumu da öldürdünüz siz. Bakalım. Niye babaanneme geldik? Ne yapacağım ben burada ya? Sevmiyorum burayı. O senin sorunun. Ben seninle başa çıkamıyorum. O karı yaptırttı değil mi? O karı gönderdi beni. Doğru konuş. O karı dediğin sana annelik yaptı. O ahlaksız benim annem falan değil. Bir de üstüne iftira at tam olsun. Yeter be! Ne halin varsa gör! Bir daha sakın arama beni! Baban da yok artık! Atacaksın vicdanını. Baba mısın be sen, babana? Ben de bırakacağım seni. Elden ayaktan düşünce bakmayacağım. Kızım ya ben senin. Böyle sokağa atamazsın. Anne. Çöp değilim ben. Ne oturuyorsun kız burada? Bak bak. Ağlıyor mu yoksa? Ne ağlayacağım ya? Baban nerede? Gitti işte, kör müsün? Allah'ın hayırsızı. Buralara kadar gelip anasının elini bile öpmüyor. Zaten ne beklenir ki ondan? Evlat değil, gübre. Gel kızım, ver onu sen bana. Yavaş kız. Kırpıktan mı çıktın? Kaçırmıyor kimse önünde. Anlat bakayım. Gene okulda birini mi dövdün? Dövmek değil bu sefer. Çok akıllısın, sana okul gerekmez dediler. Elime çıkışı verdiler. Bak ben diyeceğimi diyeyim. Bura küçük yer. Eline diline hakim olacaksın. Yoksa... Yoksa? Sen de mi kapının önüne koyarsın? Bak senden sizin ettiği lafa. Vicdansız mıyım ben? Olsan da şaşırmam. Dünyam kovulmaya alışık. Öyle deme. Hem düzgün bir şekilde okula gidip geleceksin, o kadar. Ha, zorla yani. Gerekirse sopayla. Belki karşına iyi bir öğretmen çıkar. Belli mi olur? Ama bir şey diyeyim mi? Hayallerin yıkmak gibi olmasın da. 10 yıllık profesyonel öğrenciyim. İyi öğretmen diye bir şey yok. Günaydın. Sen iki lira. Günaydın Bahar. Günaydın hocam. Al bakalım şunu, sınıfa çıkar hemen. Ne oldu, niye astın yüzünü? Hocam ben hademe miyim ya? Her seferinde bana veriyorsunuz bu görevi. Neden yani? Kim bilir? Kim bilir? Hadi ben bilmiyorum, sen bil bari ya. Bugün size iki dostu tanıştırmak istiyorum arkadaşlar. İlki... Kalp. Iy mı? Biraz hayranlık lütfen, çünkü kendisi vücudumuzun en önemli organlarından biridir. Şşş, duyuyorum. Peki, kalbin görevlerini sayabilir misin bari? Aşık olmak. Yaratıcı cevap ama doğru bilinen bir yanlış. Neden? Aşık olacağınız kişiyi beyniniz seçer. Beyin sizin neye ihtiyacınız olduğunu bilir, görünce de hemen tanır. Yani aşk beyinde başlar, kalpte yaşar. Eğer bunu unutmazsanız, karıştırmazsanız çok rahat edersiniz, haberiniz olsun. Anlatabildim mi? Evet. Güzel. Güzel. O zaman şimdi dersimize dönelim. Kalp. Günaydın kızım. Aa, şuna bak şuna. Eylül, daha ilk günden okula geç kalacaksın. Hadi. Sen nereye ya? Okula. Eylül. Aç şunu bakayım. Hadi kızım, kalk. Eylül, geç kalacağız. Çabuk gel. Yalnız gideceğim diyorum. Niye utandırıyorsun beni ya? Aa, ne inat ya. Ya sabır. Ben mi, sen mi acaba? Tamam o zaman. Müdüre selamımı ilet. Ve büyükannem bu balları özel olarak sizin için topladı diyeceksin. Ha, bir de şu aşağıda butikçi muhalla var. Oradan da okul formunu al. Eylül, kızım dikkat et, kavanozları kırma sakın. Zaten bu sene bal kıt. Hadi herkes doğru evine, sınavlara az kaldı. Aman sizi de bu güzel havalar mahvetmesin ama. Ay çok yakışıklı ya. Bir o kadar da gizemli. Sahiden baba hiçbir şey duymamış mı hakkında? Nereden duysun ki? Ya adam doktorluğu bırakıp gelmiş ya buraya. Senin baban da doktor diye ben şey ettim. Bütün doktorlar birbirini tanıyor diye bir şey yok herhalde Esma. Salak mısın? O da abi. Ne yapalım? Takılalım mı? Bir şeyler içelim mi? Ay yok. Bugünlük bu kadar Esma, dozu yetti bana. Kalsın. Babam. Süt kız. Akşama kızlarla bir şeyler yapacağız. Sen de bize takılsana. Olur. Bak. Pardon. Buyurun. Ben bir film arıyorum da. Tabii, ben yardımcı olayım size. Peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bakalım nereye? Ne yapıyorsun ya? Bıraksana. Utanmıyor musun hırsızlık yaptığını sen? Ne diyorsun sen be? Lafını bil de konuş. Aç çantanı da ne dediğimi göstereyim sana. Bırak şunu. Bırak be, aç çek elini. Çantayı. Bırak be, bırak. Çantayı. Bırak, çek elini. Al işte, al. Nereye sakladın? Çabuk çıkar onu. Nereye sakladın? Çıkar şunu. Sapık mısın nesin? Çek elini. Gördüm çaldığını. Çalmadım yani... diyorum ya, çalmadım. Polis çağır. Şikayetçiyim senden. Pardon. Beyefendi ne oluyor burada? Ne olacak? 2 kuruşluk CD için emek çalıyor, hırsızlık yapıyor. Çalmadım diyorum ya be. Anlamıyor musun? Çalmadım diyor. Siz bilmezsiniz. Şimdiki çocukların hepsi aynı. Bilirim beyefendi. İşim çocuklarla. Ben öğretmenim. O zaman birazdan beni affet abi, ben öğrenciyim, param yok diye yalvaracağını da bilirsiniz. Öğrenci falan değilim ben. Resmen iftira atıyorsun. Ayrıca polis gelse kaç yazar. Çalmadım diyorum işte. Ayıp be. Ayıp. Aferin. Tebrik ederim. Başardın. Mutlu musun? Ne? Çaldın, insanları kandırdın ve sana inanmış birini zor durumda bıraktın. Anlamadım. Az önce sırf öğrencisin diye seni kolladım diyorum. Anlatabildim mi? Kafayı mı yediniz ya? Siz öğrenci falan değilim ben. İyi yalan söylediğini sanıyorsun ama yüzüne bakınca her şey anlaşılıyor. Sıktınız ama niye bu kadar karışıyorsunuz anlamadım zaten. Kim bilir? Kim bilir mi? Ne oluyor? Bana mı yürüyorsunuz? Bak, bir adım attım, yürüdüm. Güzel. Gayet zekisin. Sevdim bunu. Uğraşma benimle. Tamam artık. Bak biliyor musun, ben bu karakol adliye işlerinden hiç hoşlanmam. Ama sırf senin için bugün prensiplerime ara verebilirim. İstediğiniz yere gidin. Elinizde ispat edecek hiçbir şey yok. Ayrıca uğraşmayın benimle. Sıkıldım ya. Bak şu çantanın içini açalım. Bak bırak. Uğraşmıyorum ama ispat edeceğim şey tam da bunun içinde. Bırak! Bırak! Ne yaptın sen ya? Uğraşma benimle dedim işte. Evet, dedin. Ama ben uğraşacağım. Sen ne yaptığının farkında mısın ya? Az önce koskoca bir adamı tek darbeyle yere indirdin. Bu nasıl güç böyle? Bak, Benim kendime vermiş olduğum bir söz var. Eğer karşıma benden daha güçlü bir kadın çıkarsa onu ömrümün sonuna kadar bırakmayacağım dedim. Benimle çıkar mısın? Çık benimle. Hadi gel çıkalım. Ne yapıyorsun ya? Bir şey yapmıyorum. Sana çıkma teklif ediyorum. Ya manyak mısın? Nesin? Ne yapıyorsun? Bak şurada canlı bir kafe var. Gider orada çay içeriz. Ya birbirimizi tanırız. Hem öğrenci de değilsin. Güzel birbirimizi tanırız. Öğrenciyim ya. Ben sapık mısın? Nesin? Güzel. İtiraf geldi. Şimdi şu CD'yi çaldığını da itiraf et de gidelim şu işi bitirelim. Hadi. Beni daha fazla uğraştırma, yoruyorsun. Onu rüyanda görürsün. Aa bak, o kadar beklemeye gerek kalmadı. Şimdi polise mi gidelim, yoksa CD'yi teslim etmeye mi? Güzel, ben de öyle düşünmüştüm. Al CD'yi gel. Al bunu da yanında götür. Kim bilir işine yarar belki. Nerede ki ya bu kızın cüzdanı? Öne bak öne. Öne koymuştur o kesin. Nasıl olmuş? Ne yapıyorsunuz siz? Nereye sakladın cüzdanını? Hı? Ya bırakın. İşte burada. Tamam. Parayı alma. Cüzdanı geri verin. Lütfen. O benim annemin hediyesi. Yeter be. Annemin hediyesi, annemin hediyesi. Amma hazırladın abi cüzdan için. Neredesin sen ya? Ne yapıyorsunuz ya siz? Ortada sıçan oynuyoruz. Katılmak ister misin canım? Ne kadar ağladın sen de. Çok ağladım ya. Biz annem dediğiz. Başka bir şey var mı? Baksanıza. Derin kızın cüzdanına. Emredersiniz hanımefendi. Cüzdanı verin. Kimse yorulmasın. Vermezsek ne olacak? Bence verin. Hizmetimin karşılığını almıyorum ha, yanlış anlaşılmasın. Hey! Dur bekle. Al bunları da al. Hayırdır? Sen beni kurtardın, bundan çok daha fazlasını hak ediyorsun. Ha, para verip bana yapışmak istiyorsun yani. Hayır, ondan değil. E ne o zaman, aşık mı oldun? Ne koşturup duruyorsun peşimden? Yardım ettin diye. Bana bak, seni kurtardığıma şimdiden pişman olmaya başladım. Amele sümüğü gibi yapıştın yemin ediyorum ya. Adın ne peki? Allah Allah, çattık ya. Ben Esma. Tek adım daha gelme diye söylüyorum. Eylül. Şimdi geri bas. Tam bir Zeynep. Hayallerimin kankası. Bırak artık şu çocuğu ya. Göm gitsin. Ben Mehmet derdinde falan değilim. Şu tuvaletteki gerzek kız vardı ya. Bir tane çakamadık suratının ortasına. İçimde kaldı. Ya kızlar bir şey değil ya. Bir tane kız üçünüzü birden mi dövdü ya? Ben orada olsaydım gösterirdim ona da ya. Mehmet nerede gerçekten ya? Son kez tekrarlıyorum. Liseli Mehmetlerle takılmıyorum. Kim olmamı istiyorsa ne olurum güzelim. Sıkıntı yok. Şu an varlığın sıkıntı. Bas git. Demek atarlıyız ha? Kırarım o elini. Kır. Kır yine. Kırma demiyorum da. Bir tane daha bakayım önce. Ha? Oh. Oh. Ulaşma dedik. Çiğdem, bu o kız değil mi? O. Arkasındaki Mehmet mi yoksa? Evet Mehmet. Ben senin içki ısmarlamanı... Yine mi sen? Ne işin var kızım senin Mehmet'le? Uğraşamayacağım. Ben uğraşırım. Hala gelmedi. Ben en iyisi gidip hazırlanayım, karakola gideyim. Gülayşe Sultan, iyi misin? İyiyim, iyiyim. İyi ki geldin oğlum. Ne oldu? Torunum geldi ya, okula kayıt yaptırmaya gitti. Bu saat oldu hala dönmedi. Tamam telaşlanma, gelir birazdan ya. Beni karakola götür ne olur. Karakola? İçeriden çantamı alayım ondan sonra gidelim ha. Bas git hadi. İyi geceler. Neredeydin bu saate kadar? Nereden geliyorsun? Bu kıyafetle. Asıl sen niye sokaktasın? Nereye gidiyorsun ya bu saatte? Hay nereye olacak? Karakola seni aramaya. Her akşam böyle olmasın bak yorulursun. Daha ilk günden öğretmeninin karşısında yaptığına bak. Ayıp ya. Bu ne ki? Siz bir de ona hırsızlık yaparken görseydiniz keşke. Ne? Hırsızlık mı dedin? Ne diyorsun oğlum sen? Ama merak etmeyin hiçbir şey olmadı. Herkes de çalmadığına inandırdı zaten. Hayır. Yapmaz benim torunum öyle bir şey. Ne biçim öğretmensin sen? Bir de iftira atıyorsun. Hayır o benim torunum. Benim torunum asla yapmaz böyle bir şey. Bakın. Çocuklarınızın hatasını inkar ederseniz bu gerçekten onların zararı olur. Hala inkar ediyor diyor ya. Yapmaz benim kızım böyle şey. Ha, anlaşıldı. Kötü huyların var senin. Sen niye bekar kaldın şimdiye kadar anladım. Sen bu kafayla 60 sene bekar kalırsın. Konuyu nasıl benim evliliğime getirdiniz şimdi bana? Ben konuyu istediğim yere getiririm. Sana ne? Gel kız içeri sen. Hadi. Bittiği laflara bak. Ya tövbe tövbe. Kim ya bu adam? Kiracı işte. Asıl sen neredeydin bu saate kadar? Etrafta takıldım biraz. Bu kıyafet ne? Ha? Hani nerede senin forman? Almadım. Almayacağım. Okula falan da gitmeyeceğim. Allah Allah. Yok be. Okumayıp da ne yapacaksın? Senin gibi otelin tuvaletlerini temizlerim işte. Kolay sanıyorsun ha? O zaman ben de kendimi satarım. Ne yapayım? Edepsiz. Seni buraya bunun için mi getirttim? Bırak palavrayı. Oğlum kapının önüne koydu diye mecbur kaldın. Bir alt bildiğin yok. Seni ben istedim yanıma. Anlıyor musun? Ben. Hayatın kurtulsun. Ziyan olma diye. Yalan söylüyorsun. Borcu mu var sana? Hı? Annen o iki paralık oğlum için senin hayatını mahvetti. Ona benzeme diye uğraşıyorum. Annem hakkında doğru konuş. Ne anneni, ne babanı ruzi mahşere kadar affetmeyeceğim. Sana yaptıkları için. Ama ben de hayatımın içine izleyeceğim diyorsan buyur et. Tamam ama sen de karışmayacaksın bana, duydun mu? Sen de karışmayacaksın, kimse karışmayacak, yeter be! Yavaş olsana. Ben niye yavaş olacağım? Koşa koşa gelen sensin. Uğraşamayacağım ya. Gerçekten çok garip bir karaktersin, biliyor musun? En azından bir karakterim var. Senin gibi 60 yaşındaki bir kadının gözünün içine bakarak torununu d***miyorum. Olmadığım bir şey söylemedim ki ona. Ya sen karışma ya. Ben senin öğrencin falan değilim. Çekil şuradan. Hop. O bir kere olur. Oo, öğretmen bey savunma da biliyormuş. Ne biçim bir kızsın sen böyle? O biçim işte. Beğenmiyorsan küçük oğlunu almazsın amca. Amca. Amca dedin, içim acıdı. Ufak numaralar bunlar. Ya evlat olsan sevilmezsin ha. Anneni acıdım şimdi. Senin benim anneme acımana gerek yok. Çünkü o asla üzülemeyeceği bir yerde. Melek bir aile olma diye vurdum sana. Kendime de olduk hatta. Seni niye daha önce yanıma almadım, kollamadım, kurtarmadım diye. Affet beni kuzum. Kötü biri değilim ben. Sadece iyiliği bilmiyorum. Ama şimdi belki biri öğretir bana. Madem okula gitmiyor, bana yardım edeceğim. Bal toplayacağız. Kumanlar bizi bekler. Ya kulağıma kaçtı ya. Hadi kalk. Havaya değil, oraya sıkacaksın. Psikopat mı bunlar be? Ya dur, çıkartma, dur. Ben gideyim öyle çıkar. Torunun da çok güzelmiş Gülayşe Sultan. Ya güzeldir benim torunum. Elinden düşüyor bu da. Lastiğini iyice sıksaydı. Beş kilo koy. Fazla gelme mi? Az bile. Bunlar da bende olsun. Buyurun. Of ya. Oflanma, yükün ağır diye mızmızlanmayı kes artık. Buralarda okumadın mı böyle. Hem daha pansiyonda yapılacak çok işimiz var. Hadi yürü. Ya bir şey diyeceğim. Ne? Gerçekten istiyor musun okula gitmemi? Ben değil. Sen isteyeceksin. Tamam. İstiyorum, gideceğim. Söz mü? Söz ya, söz, tamam. Tamam, durma o zaman. Ne duruyorsun? Koş, geç kalma. Hayatın akışında sürüklenip umursamadan yaşamak da bazen bir çeşit kendine acı çektirme yöntemidir. Ben bu acıyı kabul ettim ve böyle yaşamaya karar verdim. Allah'ım ne olur öğretmenim olmasın, ne olur olmasın. İş benim şansıma kaldıysa kesin olur. Buyurun. Yeni öğrencin Eylül. Zaten bu hayat bana istediğimi ne zaman verdi ki? Rehberlik hocası sensin. Gülayşe ninenin torunu. Ben bu öğrenciyi sınıfıma alamam. Alacaksın vallahi. Senden başka çaremiz yok. Herkesin sınıfı dolu. Benim de sınıfım dolu müdür bey. Zaten gözümü üzerinden ayırmamam gereken birkaç sorunlu öğrencim var. Onlar bana yetiyorlar. Dışarı çık, kapının önünde bekle bizi. Bak anlaşalım seninle güzel kardeşim. Kabul et şu çocuğu. Dedim ya alamam müdür bey. Alamazsın ha. Bu arada senin sınıftan Sinem, Çiğdem ve Duygu dün gece karakola düşmüşler yine. Diskoda yakalanmışlar. Disipline sevkleri icap eder. Biliyorsun değil mi? Tehdit ediyorsunuz yani. Estağfurullah. Bir kere eline görmezden gelebilirim diyelim. Bakma öyle notlarının düşük olduğuna. Uyumsuz öğrenci. Hatta bu yüzden teste göndermişler. Bak Allah'ın işine, IQ'su 146 çıkmış kızın. Dahi diyorlar yani. Bırakalım, ziyan mı olsun çocuk? Bu çocuğu kazanmak zorundayız Ali Hoca. Gel benimle. Tamam, hadi bakalım oturun, teneffüs bitti. Hadi arkadaşlar. Hadi. Ne yapıyorsak teneffüste yapıyoruz değil mi? Gel bakalım. Ne yapıyoruz? Sınıfa girince sınıfımızın kapısını kapıyoruz, değil mi? Evet, bugün aramıza yeni bir arkadaşımız katıldı. Şimdi size kendini tanıtacak. Eylül. Başka bir şey yok mu? İstanbul'dan geliyorum. Başka? Güzel, kısa ve öz. Geç boş bir yere otur. Görüşeceğiz seninle. Heh, bu arada derse başlamadan önce Çiğdem, Duygu ve Sinem. Müdür Bey dün gece yaptıklarınızı anlattı. Şimdi siz fen laboratuvarına gidiyorsunuz. Ben de birazdan geliyorum, konuşacağız. Tamam mı? Bu haksızlık ama. Niye? O da vardı. Kavgayı başlatan oydu. O neden ceza almıyor? Benden çekiniyormuşsun, bana göre değil, çıkıyormuşsun. Çok baskın, çok iddialı, fazla popüler buluyormuşsun. Peki benim bir kalbim olduğunu, senin aşkınla olduğunu, göz göze gelince mahvolduğumu gerçekten mi görmüyorsun? Sabredemiyorsun, hissedemiyorsun. Garanticisin, korkuyorsun. Sabredemiyorsun, fark edemiyorsun. Hissedemiyorsun, garanticisin, korkuyorsun. Sabredemiyorsun, fark edemiyorsun. Hissedemiyorsun, garanticisin, korkuyorsun. Hayır, hayır, hayır. Hadi. Gel benimle. Asılmayacaksın ama. Okey. Sen de gidiyorsun. Hadi, hadi. Hadi dedim değil mi? Ne bekliyorsun? Davetiye mi bekliyorsun? Diskodan nasıl sıvıştın? Gerizekalı. Neyse, düşsün elime. Şu ceza faslı bitsin, seninle görüşeceğiz. Bunun sonu yok kızlar, biliyorsunuz değil mi? Oturun. Masaya değil, sandalyeye. Bu hafta laboratuvarı siz temizleyeceksiniz. Sınıfı da. Camlara kadar sileceksiniz. Anlatabildim mi? Tamam hocam. Evet hocam. Güzel. Ayrıca şimdi burada hatalarınızı anlatan bir yazı kalemi alacaksınız ve sınıfta arkadaşlarınızın karşısında okuyacaksınız. Tek ayak üstünde de duralım mı? Anlamadım. Baştan konuşalım. Sınıfı da laboratuvarı da temizlemeye niyetim yok benim. Çocuk gibi özür yazısı falan da yazmam. Sizin bana ceza vermeye hakkınız yok çünkü. Neden? Birincisi ben yakalanmadım. Bunlar beni ihbar etmese haberiniz bile olmayacaktı. İkincisi, dün gece ben öğrenci değildim, siz de benim öğretmenim değildiniz. Sonuç? Sonuç, bana ceza veremezsiniz çünkü haksızlık olur. Siz çıkın dışarı. Hadi. İlk günden beni sinirlendirmeye çalışıyorsun, değil mi? Yo, doğruları söylüyorum. Beni zamanla tanıyacaksın. Şiddetten nefret ederim. Ama sanırım bazen gerekiyor. O cetvelle bana mı vuracaksın? Hayret, senin gibi parlak, popüler kızlar tarafından sevilen hocaların dayakla ilgili prensipleri vardır sanıyordum. Evet, var. Dedim ya, şiddetten nefret ederim. Nefret ettiğim bir şey mi yapacaksın? Evet. Ve bu konuda ne kadar iyi olduğumu göreceksin. Ayağa kalk. Elini aç. Parmaklarımı böyle de yapayım mı? Daha çok acır. Sen bilirsin. İster dostun olsun, ister düşmanın. Başlangıçta o kişinin hayatını nasıl değiştireceğini asla bilemezsin. İstediğin olmayacak. Seni sevmesem de nefret ettiğim bir şeyi bana yaptıramayacaksın. Seni mutlu etmeyeceğim. Tüh, keşke vursaydın. Kendimi borçlu hissettim şimdi. Yok ya, senin okumaya niyetin yok. Hayır, ben babaannene üzülüyorum. Olan o kadıncağıza olacak. Sana ne benim babaannemden? Eti senin, kemiği benim diye emanet etti seni bana. Gerçi bu zihniyetle eğitim olmaz. Arkasından konuşma, yüzüne söyle istersen. 10 yıldır bir kere bile arayıp sormadığın babaanneni mi koruyorsun bana şimdi? Evet, koruyorum. O benim ailem çünkü. Her zaman onu koruyacağım tabii. Öyle mi? Güzel. Aferin. En azından bir doğrun var. Hayat derslerim bittiyse gidebilir miyim? Kafana göre ne istiyorsan onu yap. Ha bu arada kafana göre derken öğrenci olduğunu unutma. Yoksa bu okulda da bir yerin olmayacak. Çok mu kızdı? Baştan başlayalım mı? Adım Esma. Annem beni 45 yaşında doğurmuş. Tekne kızını istiyorlar ya, o benim işte. Bana ne bundan? Yani tanısan çok seversin beni. Boştan seven çıkmadı ama sen bir denesen. Gurursuz musun kızım sen ya? Yani annem beni çok geç yaşta yapmışlar. O yüzden ikisinde bütün kötülükleri bana geçmiş. Bu arada babam okulu müdürü ama bu konumuz değil. Yani yanlış anlama. Benim kendime saygım var. Sana da saygım var. Kendimi seviyorum. Seni çok seviyorum. Sen benim kahraman mısın? Sen benim kurtarıcı mısın? Bence bizim kaderimiz bir. Biz birlikte yaşlanacağız. Ama çok konuşuyorsun ya. Evet. O da annemden geçmiş. Komik kızsın aslında ha. Sevimlisin falan. Ya, gerçekten sevimli miyim? Kolumu bırak. Tamam. Senin de benden hoşlanacağını anlamıştım. Diyorum ya sana, biz çok iyi dost olacağız. Buralarda forma alabileceğim ikinci el bir yer biliyor musun? Var. Olmaz mı? Süper oldu. Çık oturdu. İyi de bu eski falan değil ki. Niye bana veriyorsun anlamadım. Sana yaranmaya çalışıyor. Ya tam şaka şaka. Bende 2 tane var. Al beni. Şikayetleriniz ne zaman başladı? Kendimi bildim bileli midem ağrır benim. Anca mı aklınız başınıza geldi? Dün gece birden fena oldum da. Hiç ilaç kullandınız mı? Evet. Bunları kullanıyorum. Bitkisel. Televizyonda gördüm de. Tamam. Bu cahillikle nereye gidiyoruz biz ya? Öyle her şey şifa diye içilir mi? Ağrılarınızın birkaç sebebi olabilir. Tahlilleri yaptıktan sonra anlayacağız bunları. Önce... Tamam, siz çıkın. Ben yazıyorum, tahlilleri hemşireden alırsınız. Baba. Yok, tamam, konuşabiliyorum. Ne oldu, konuştun mu Ziya Nur'la? İstanbul'daki hastaneye ne zaman geçiyor? Hı, konuştum. Ağzımın payını da aldım. Kimsenin seni buraya getirteceği yok. Her şeyi oğlu için yapıyor. Çaldı. Oğlum koşma. Efendim anne. Yakışıklı, yavaş, dikkat et. Bir şey var mı? Ahmetciğim, gelir misin buraya? Güzel. Forma yakışmış. Botlar olmamış yalnız. Öğretmeninle konuşmayacak mısın? Açılın. Hanımefendi, beni duyuyor musunuz? 112'yi ara hemen. Anne gözlerini aç, anne. Alo. Marmaris minibüs duraklarında, Çamlık son durakta bir kadın bayıldı. Hamile, bilinci kapandı hala. Biz yanındayız zaten, ne olur çabuk gelin. Hocam. Ne yapacağız şimdi? Senin adın ne? Ahmet. Şey olmayacak annene, tamam mı? Pardon. Efendim? Acil bir hastam var baba. Oğlum duyamıyorum. Sessiz olun. 30'lu yaşlarda. Hamile, ışık refleksi yok. Sağ göz bebeği 4-5 milimetre daha büyük. Sol tarafı felç olmuş. Sağ serebral kortekste hemoraji ya da enfarktüs olabilir. Daha çok hemoraji gibi. Serebral anevrizma reptil olmuş da olabilir. Bunu nasıl ayırt edeceğim? Sen edemezsin. 112'yi aradın mı? Aradık. Ama 3 dakika önce suyu geldi. Teyze biraz açılın. Bak nefes alsın. Biraz açılın. Hocam. Dur. Alo, Ali Asaf. Oğlum duyuyor musun? Duyuyorum baba, hoparlörü al. Oğlum neler oluyor orada? Kustu, solunum durmak üzere. Entübe edilmesi gerek. Ambulans gecikirse trakeostomiyi benim yapmam gerekecek. Sakın ha! Müdahale etme, ekipmanın yok. Bir hata yaparsan bir daha asla doktorluk yapamazsın. Artere zarar verirsen aşırı kan kaybına sebep olursun. Tiroid bezine zarar verebilirsin. Yakışıklı. Hadi annenin elini tut. Hayatta kalmasını ve güçlü olmasını söyle ona, tamam mı? Hadi. Ne işe yarayacaktım? Şu an doktora ihtiyacımız var bizim. Sen de tut. Ders 1. Duyguları hissetmek sandığın gibi kalbin değil beynin görebilir. Amigdala adında küçük bir bölge yapar bu işi. Oğlunun endişesini hisseden annenin beyni kendini koruma ve hayatta kalma içgüdüsüyle direnecek. Anladın mı? Hadi. Bana bir bıçak lazım. Kadının boğazını mı keseceksiniz? Çabuk öğreniyorsun. Acele et. Hemen getiriyorum. Gel. Gülen ben. Ne oldu, durum nedir? Hamile, suyu geldi. Ağlama, 30'lu yaşlarda solunum yok, entübe edilmesi gerek. Boyunluk? Gerek yok. Hadi acele edin, hadi. Doğru tutun. 1, 2, 3. Tamam. Derhal tüpü hazırlayın. Hastaneyi de arayın, acilen ameliyathaneye hazırlasınlar. İlk müdahaleyi yaptım. Ben de sizinle geliyorum. Doktor musunuz? Evet. Hadi. Dur. Her şey iyi olacak, tamam mı? Hadi gel. Milim uygun mu doktor bey? Uygun, tamam. Tam bu. Hadi. Damar yolu hazır. Bir ampul adrenalin. Nabız yükseliyor doktor bey. Çok iyiydiniz doktor bey. Hastanın hayatını kurtardınız. Anne de bebek de size rastladığı için çok şanslı. Gülayşe Sultan burada olduğunu söyledi. Kadın yaşıyor mu? Oh, çok şükür. Bebek? İyi. Bir kızı oldu. Biliyor musun? Bana senin adını sordular. Neden? Kadının hayatını kurtardın. O da kızına senin adını verdi. Eylül. Onu ben kurtarmadım ki, siz kurtardınız. Anlamıyorum. Madem doktorsunuz, niye burada öğretmenlik yapıyorsunuz? Ders 1. Duyguları hissetmek sandığın gibi kalbin değil, beynin işidir. Kadının hayatını kurtardın. O da kızına senin adını verdi. Eylül. Hocam, sizinle bir şey konuşmak istiyorum da içeri girebilir miyim? Giremezsin. Yani o da biraz dağınık, o yüzden. Ne olmuş ya? Burada içeri hırsız mı girmiş? Hop 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 hop! Ne yapıyorsun? Topluyorum. Sakın! Bırakır mısın onu lütfen? Bırak lütfen. Bak birinin bile yeri değişirse benim bütün düzenim bozulur. Bırak lütfen. Tamam, kızmayın. Otursana. Söyle bakalım, niye buradasın? Sen beni görmeden yapamıyorsun galiba. Amma da beğeniyorsunuz kendinizi. Siz niye öğretmen oldunuz? Sence? Bilsem sormazdım herhalde. Kovuldunuz mu? Hayır, ben bıraktım. Neden? Çok meraklısın. Neyse, bir şey soracağım. Hani şu beyinle ilgili mesele. Beynimizin duyguları var dediniz ya. Nasıl öğrendiniz bunu? Nereden duydunuz? Benim fikrim. Sizin fikriniz. Bayağı etkilendim benden. Bak, eğer biyografin falan yazmak istersen sana seve seve yardımcı olurum, merak etme. Babaannem. Onu mutlu etmek istiyorum. Böyle yaşlandığında ayaklarını uzatıp yatsın emekli şemsiyesi gibi. Emekli şemsiyesi gibi mi? Güzel. Sen bu garip garip lafları nereden buluyorsun acaba? Ya dalga geçmeyin, çok ciddiyim. Hayatımın kararını veriyorum şu anda. Değişeceğim. Farkındayım. Ama merak ettiğim bunu neden bana anlattın? Çünkü nereden başlayacağımı bilmiyorum. Çok basit. Ders çalışacaksın, sınavlarından iyi notlar alacaksın ve başarılı olacaksın. Bu kadar. İyi de ben daha önce hiç ders çalışmadım. Sınıfta dinleyip geçmem yetiyordu. Bu sefer yetmez. Çünkü bu sefer zamana karşı yarışacaksın ve birçok şeyi çok hızlı öğrenmen lazım. Nasıl yapacağım bunu? Birinin öğretmesi lazım. Onu da sen bulacaksın. Hadi çık bakalım. Benim işim var, gücüm var. Çok çene çaldık. Hadi. Teşekkür ederim hocam. Hah, resmen tam zamanında aradın. Ya sen bilirsin, bizim okulun en zeki kızı kim? Eylül'ü tanıyorsun değil mi? Eylül, sınıfa yeni gelen arkadaşımız. Bahar. Ne olmuş yani? Niye çağırdın beni buraya? Eylül'e senin şu meşhur test çözme tekniğini öğretmen lazım. Çünkü senin gibi iyi bir öğretmene ihtiyacı var. Ağzın yok mu senin? Niye kendin istemiyorsun? Beni sınava hazırlar mısın? Yani öğretmenler var. Para veriyorsun, ders alıyorsun. Bu kadar basit aslında. Param yok. Sınavdan iyi not alıp Ali Hoca'ya kendimi kanıtlamam lazım. Ali Hoca sadece bir rehberlik hocası. Yani niye kendini ona kanıtlaman lazım ki? Neden onun için iyi not almaya çalışıyorsun? Yardım edecek misin, etmeyecek misin? Boş yere hikayemi anlatmayayım. Hem yardım istiyorsun hem de bunun bir karış havada. Kibarca iste. Bu ne ya? Laflara bak, laflara. Oğlum ben buna 10 kontör harcamam. Geri git. Ne diyorsun lan sen? Platonik tospa. Size anlattığım kız lan. Tekrardan merhabalar. Teşekkürler. Ne olacak böyle ya? Kader bizi sürekli karşılaştırıyor falan. Aşk tesadüfleri sever. Ne yapsak biz, çıksak mı sen ya? Oh. Yeni biri katılmış aranıza. Enerjisi güzelmiş ya, sevdim ben bunu. Sen Bahar değil misin ya? Hani Merkez Lisesi'nin kraliçesi. Çok zeki, çok. Babası doktor. Senin benim gibi değil yani. O kadar da harika değil be, değil mi? Bırak ya. Sana kanı ısınmadı gibi. Daha yeni yeniyorsun ya. Naz yapma şekerim. Aa, dursana ya, nereye gidiyorsun? Çiçekle mi tavlayacaksın? Evet. Bırakın. Sen o çiçeği al da dışarıda seviyor sevmiyor yaparsın. Aa, ne yapıyorsun lan? Aa, bıraksana be! Sana bırak dedi, duymadın mı? O çiçek senin olsun. Hadi kızlar kalkın. Hadi çabuk. Geliyorlar mı? Geliyorlar. Koş, koş. Abi yoklar, nerede? Nefes nefese kal. Siz nasıl bu kadar hızlı koşuyorsunuz? Zamanla alışıyorsunuz. Karar verdim, seni çalıştıracağım. Ya! Teşekkür ederim. Sadece Ali Hoca ile ilgili bir şey anlamak için. Gel. Evet. Eylül sınava hazırlayacağım. Tabii biraz umutsuz vaka ama olsun, deneyeceğim. Sizin için. Benim için mi? Evet. Sizin için. Çünkü ben sizden hoşlanıyorum. Hop. Dur bakalım, bir sakin ol. Ne yapıyorsun acaba sen şu anda? Bir bunu düşün, öyle devam et, tamam mı? Benimle hemen çıkmak zorunda değilsiniz. Zaten ben de böyle bir şey istemiyorum. Birkaç yıl bekleyin sadece. Başkasıyla evlenmeyin. Ben tıp fakültesine girerim, nişanlanırız. Mezun olunca da evlenebiliriz. Bahar, ileri gidiyorsun. Dur artık. Neden durayım ki hocam? Size duygularımı söylüyorum. Hem siz değil miydiniz? Aşkı itiraf etmenin etmemekten daha iyi olduğunu söyleyen. Of. Ben, evet söyledim ama geri alıyorum. Özür dilerim. Bunu duymak gerçekten hiç hoş olmuyormuş. Ama hocam... Şunu sakın unutma Bahar. Eylül'e bir şey öğretip öğretmemek senin tercihin. Kararın beni hiçbir şekilde etkilemez. Bunu bil. Ben sizin sevdiğiniz tarzda bir insan olduğumu göstermek istedim. O yüzden Eylül'e sizin için onu çalıştıracağımı söyledim. Kendini başkalarına sevdirmeye çalışma. Neysen o. Bu arada sen hiç film falan izlemiyor musun? Bu ne biçim aşk itirafı? Böyle kuru kuru olur mu hiç? İnsan bir çiçek, çikolata falan getirir. Çok geç kalmışsınız. Kötü bir şey mi oldu? Neyim var benim? Yaşlı olmanız avantaj. Anlamadım. Yaşlı olmanın nesi güzel Allah aşkına? Söylesenize doktor bey. Neyim var benim? Sakin olun teyzeciğim. Tedavisi var, merak etmeyin. Hemşire hanım, doktor olduğunuz haberim mi yok? Niye benim adıma konuşuyorsunuz? Çok özür dilerim hocam. Hasta tedirgin olunca... Hepimiz tedirgin olmalıyız. Ciddi bir durum bu. Doktor bey, kızı niye hasarlıyorsunuz? Benim yüzümden oldu. Kötü bir şey demedi ki. Neyse ne. Siz durumunuzu anladınız mı? Kötü bir şey olduğunu söylediniz. Daha açık anlatayım o zaman. Başka türlü anlamıyorsunuz. Mide kanserisiniz. İlerlemiş bayağı. Geç kaldınız yani. Ameliyatla düzelecek gibi görünüyor ama. Nereye Eylül? Acelem var, ders çalışmaya gideceğim arkadaşıma. Sen onu külahıma anlat. Gene gecenin köründe geleceksin. Ben de burada meraktan öleceğim. Vallahi ders çalışmaya gidiyorum ya. İnanayım mı? İnan, bu kadar kitabı boş yere taşır mıyım ben? Taşımazdım. Aferin sana. Benim torunum büyük bir insan olacak. Ne olayım istersen? Doktor. Doktor olmanı isterdim. Böyle bembeyaz önlükler giyeceksin. Sana doktor hanım diyecekler. Herkes sana saygı duyacak. Üstüne üstlük para kazanacaksın. Hayatın çok güzel olacak. Tamam ya, doktor olacağım. Mutlu oldun mu? Yok yani hastanede... Herhangi bir işe girsen de razıyım. İnanmadın değil mi? Ama bak görürsün, benim adım Eylül. Ben dediğimi yaparım. Hatta şimdi bunun için çalışmalara başlıyorum. Nereden başlasam anlatılmaz. Ben pes etsem aşk bırakmaz. İmkansızdı ya, gerçek olmaz. Biter sandın, geçer sandın. Sonu kıyamet, kaçılmaz. Sen beni anlat soranlara. sevmemiz gibi yaparsın, kurtul bu aşktan. Kaç, belki de çok yol alırsın, sakın sözlerim yolundan alıkoymasın. İyi de insan sen, mükemmel olana layıksın. Hadi ben kaçtım. Kahvaltı hazırladım sana, okula gitmeden yesene. Olmaz. Bugün sınav sonuçları açıklanacak. Allah zihin açıklığı versin. Deneme sınavı çok zormuş duyduğuma göre. Evet. Hiç yapamadık. Ama sonuçlar çok şaşırtıcı. Ya ben duyduğumda şok geçirdim resmen, biliyor musunuz? Ne gibi hocam? Emin olun duyunca siz de şaşıracaksınız çünkü tüm okulun en yüksek puanını alan kişi bu sınıftan. Eylül. Efendim hocam? Bu sınavda çok iyi iş çıkardın. Birinci sensin. Tebrik ederim. Gel. Teşekkür ederim. Bana niye teşekkür ediyorsun ki? Çalışıp sen başardın. Ama sakın rahatlama, tamam mı? Üniversiteyi kazanmak için çok çalışman lazım. İşin hiç kolay değil. Biliyorum. Ne yapıyorsunuz? Derse hazırlık yapıyorum. Kan grubunu biliyor musun? Emin değilim. Emin değil misin? Gel emin olalım o zaman. Gel. Önce parmağını sterilize edeceğiz. Şimdi getir. Hop. Ve pıhtılaşma durumlarına bakacağız. Sonra bunu böyle biraz sallayacağız. Bak, bu örnek pıhtılaştı. Kan grubun A yani. Aa, anladım, çok basit. Kırmızı kan hücrelerini görmek ister misin? Tamam. Hazır, gel bak. Yaklaş biraz. Görebiliyor musun? Gördüm. Nasıl? Öğrenmek güzel değil mi? Ne oldu kız? Deneme sınavında birinci olmuşum. Yok artık. Yemin et. Yemin ederim, yemin ederim. Canım beni çok mutlu etti. Seninle gurur duyuyor bu ihtiyar. Çok mutluyum, çok mutluyum. Yavrum benim. İyi. Niye ağlıyorum ki şimdi? Çok saçma. Canım insan hiç mutluluktan ağlar mı? Güler değil, güler. Sen niye ağlıyorsun? Senin sayende mutluluktan ağlamasını da öğrendim. Bahar. Teşekkürler öğretmenim. Sana kitaplarını geri getirdim. Bir de bal var içinde, babaannem koydu. O da teşekkür ederim. Benim onlara ihtiyacım yok, sende kalsın. Artık benim de ihtiyacım yok. Yardımını asla unutmayacağım. Teşekkür ederim. Ali Hoca için mi yaptın? Neden cevap vermiyorsun? Soruyu değiştireyim istiyorsan. Hoşlanıyor musun ondan? Aşık mısın ona? Bahar, sen ne saçmalıyorsun? Öğretmenimiz o bizim. Ne olmuş yani? Birine aşık olmak için bir engel mi bu? İnsan kalbine söz geçirebiliyor mu? Ben niye bunları konuştuğumuzu anlamadım. Yalan söyledin değil mi bana? Daha önce hiç ders çalışmadığın falan yalandı. Bir insan daha önce hiç çalışmadan birinci olamaz çünkü. Yalan falan söylemedim. Hayal, sen süper zekasın öyle mi? Günaydın hocam. Günaydın. Bisiklete binmeyi biliyorsundur umarım. Nasıl? O benim mi? Sınavda birinci oldun ya, hediyen. Yarışalım mı? Olur. Güzel. O zaman 1, 2, 3. Kazanmak istiyor musun? Evet. Kazan o zaman. Vuruyor kalbim, duyuyor musun? Bana aşkını gözlerin anlatırken sen neden susuyorsun? Yerde okumuştum. Bazı insanlar yağmuru izlermiş, bazıları ise ıslanırmış. Gel buraya, hasta olacaksın. O ıslanan insanlar senin gibi üniversite sınavına çok çalışmak zorunda değiller. Olabilir, mantıklı. Aa! Bu senin. Benim mi? Nereden aldın bunu? Çok severim ben bu grubu. Biliyorum, çarşıdaki abiyle bayağı arkadaş olduk da o söyledi. Güzel. Teşekkür ederim. Çok incesin. Doktor olmak istiyorum. Tamam öyle bakma, çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Doğru. Ama çok çalışmak başarıyı garantilemez. Bu defa şanslıydın. Gerçi sen hep böyle ol. Ben de her zaman senin yanında olurum. Söz. Annem ölürken ben yanındaydım. Bazen düşünüyorum da... Keşke o zaman doktor olsaydım. Ne güzel olurdu. O zaman o hamile kadın gibi annem de yaşayabilirdi belki. Ya da sen orada olsaydın. Onu kurtarırdın. Doktorlar yanlarında olsa bile insanlar ölür. Onu sakın unutma. Haklısın. Yağmur dindi. Hadi gel gidelim, geç kalma dersin. Korkan kim okula sınavın? Ali Hoca'ya bak. Ha, yeni kız değil mi? Aynen, yeni kız olması gerekiyor bu. Bahar, Bahar bunu görmen lazım. Bakın bakın, okulayım elimizde geldi. Aralarında kesin bir şey var. Belki de çıkıyorlardır. Yakışmazlar. Saçmalamayın, nasıl böyle bir şey düşünüyorsunuz? Bu bir öğretmen. Ama erkek gördüğünde de inkar ediyorsun ki. Hocam ne şu kız? Ne yapıyorsun ya? Anı yakalıyorum, aşk görüntüsü değiştiriyorum. Saçmalama, ver şunu bana. Bende kalacak bu. O benim kameram. Gel. Heh. Bugün toplantı yapmayacağım. Sınıf arkadaşlarını dağıtabilirsin. Toplantı için gelmedim hocam. Bir şey duydum, onu sormak için geldim. Ne duydun? Bir dedikodu. Garip bir dedikodu. Neymiş? Eylül'le aranızda bir ilişki varmış. Okuldaki kızlar böyle konuşuyorlar. Bu dedikoduyu yayan sen değil misin? Ne? Bak Bahar. Bana sadece onu kıskandığını söyle, o zaman seni anlarım. Onun gibi bir kızı niye kıskanacakmışım ki? Onda olmayan her şeye sahibim ben. Evet, her şeye sahipsin. Senin her şeyin var. Ama onun umudundan başka hiçbir şey yok. Sen de bunu istiyorsun. Çok açgözlüsün. Siz kimin tarafındasınız hocam? Sakın. Sakın beni öğrencileri arasında taraf tutan bir öğretmen yapma. Ben her zaman objektifim. Şimdi sınıf arkadaşlarını dağıt. Evine git. Derslerini çalış. İstediğin üniversiteye gir ve mutlu ol. Böyle saçmalıklarla, dedikodularla uğraşmayı da bırak, tamam mı? Benim de duygularım var. Kalbim var mesela. Kırılıyor. Durmadan ders çalışan, ailesi ne isterse onu yapan bir robot değilim ben. Hepimizin kalbi var. Ben dahil. Sorun ne biliyor musunuz hocam? Siz bana karşı hep soğuksunuz. Ama ona her zaman gülümsüyorsunuz. olacak. Fotoğraf makinesi elimden aldı ya. Artık ya. Büyük rezalet. Şuna bakar mısın? Hala nasıl okula durabiliyor? Zaten genelde her gün temel ettiği kız vermişti. Keşke gelmesin. Başarılı olman yeteceğim ya. Tam bir rezalet. Zaten anlamıştı. Geliyor geliyor. Ahmet aralarında aşk yaşamıştı. Hocayla aşk yaşamak ne demekti? Fark etmiştik. Sinan, evet sen söyledin işte. Sanki Photoshop. Şimdi kaçırdım. Esma, ne işimiz var bu çöplükte? Zaten havada soğuk. Sabırlı ol Bahar. Geldik zaten. Evet. Güzel oldu. Konuşmak için beni niye buraya getirdiğini hala anlayamadım ama... Çöplükte ne olur diye düşünmek hataydı zaten. Çöplükte tabii ki pislik olur. Bahar bekle. Konuşmamız gerek. Konuşacak bir şeyim yok benim. Tamam. Sen konuşma. Ama Eylül'ü bir kere dinle. Lütfen. Ne var? Çabuk anlat. Ben ateş çekeyim. Ne istersen yaparım Bahar. Ne istersen. Her şeyin bir yanlış anlaşılma olduğunu söyle. Sadece bunu istiyorum senden. Niye böyle bir şey yapayım ki? Hayır, neden geri adım atayım? Fazlasını bile yapasım var. İftira atıyorsun bize. Bunu sen de diyorsun. Gördüm sizi Eylül. Onu elde etmek için elinden gelen her şeyi yaptın. Ben yanlış bir şey yapmadım. Öyle mi? 2 yüzlüsün sen. Hocanın gözüne girmek için sen beni resmen kullandın ya. Yeter! Eylül senin gibi değil. İnsanlara tepeden bakan ve onları kullanan hep sensin. Benim sana güvenip buraya gelmem hataydı zaten. Ne biliyor musun? Bütün bu olanların suçlusu sensin. Sen insanları bana karşı dolduruyorsun çünkü. Ay, dinlemek zorundasın. Bırak be! İyi misin? Bak, burada seninle konuşmaya çalışıyorum. Konuşmazsam ne olur? Dövecek misin beni? Hadi durma, vur o zaman. Vur! Vursana, ne bakıyorsun sen? Bakma. Hadi vur! Burada senin bu küçük sino göbeğin senin ne mal olduğunu görsün. Durma, hadi vursana, çak suratıma, çak! Bahar, 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 Bahar. Eylül bir şey oldu. Eylül bir şey oldu. Bahar, uyanmıyor. Eylül yanıyoruz. Bir şey yap. Bahar. Bahar. Bir şey yap. Ufacık bir başarıyla artık her şeyin güzel olabileceğine inanmıştım. Bahar. Oysa hiçbir şeyi değiştiremeyeceğimi kabullenmem gerekiyordu. İşte yine yenilmiştim. Eylül. Eylül bir şey yap. Bahar. Kaldır kaldır, sırtıma koy. Esma, hayırdır bu saatte? Sormayın hocam, çok kötü şeyler oldu. Ne oldu? Hangi sınava başlayacağım bilmiyorum. Bahar hastanede, Eylül hapishanede. Ne? Şşt, artist! Ziyaretçim var. İyiyim ben. Yalan söylüyorsun, gösterir misin? Saçma değil mi? Siz ve ben. Benim yüzümden sizi de okuldan atacaklar. Bırak beni şimdi. Düşünmemiz gereken sensin. Başın büyük belada. Alışık olmadığım şeyler değil bunlar benim. Kimseye ihtiyacım yok. Eylül, bak bu basit bir mesele değil. Evet ama benim meselem. Her şey için teşekkür ederim. İçimden bir ses sizi son kez gördüğümü söylüyor. Vedalaşıyor muyuz? Bir daha buraya gelmeyin. Birlikte hiçbir yerde görünmemiz doğru olmaz. Yanma başlayınca tekrar bunu sür. Acı öyle hemen geçmez. Ama zamanla hafifler, merak etme. Anlat bakalım Bahar. Ne oldu? Beni öldürmeye çalıştı. İnanmıyorsunuz değil mi bana? Sizi sevdiğimi söylediğimde de böyle bakmıştınız bana. Yanlış yerlerde yanlış cevaplar arayan çok güzel ve zeki bir kızsın sen. Yanlış yoldasın Bahar. Suçlamanı geri al. Bir an önce toparlan ve iyileş. Ve okuluna dön. Geçmiş olsun. Yesene. Yemek yemeyi hak etmiyorum ben. Yemek hak edilecek bir şey değildir. Bak sen burada güç kazan diye sana bunları yaptım. Geldiğime pişman etme beni. Gelme işte, gelme, ben de onu diyorum. Buraya gelmek üzüntüden başka bir şey vermiyor ki sana. Şimdi kulağını aç, iyi dinle beni. Bir kez söyleyeceğim. Ben seni istesem başımdan atmaz mıydım? Ben hayatımda hiçbir şeyden korkmadım ve kaçmadım. Doktor kansersin dediğinde bile. Ne? Kanser mi? Nereden çıktı şimdi bu? Midemden çıktı. Ne öyle gözlerini belertiyorsun? Basit bir şey, grip gibi. Herkesin başına geliyor. Altı üstü bir ameliyat olacak. Anne sen ne diyorsun ya? Yani ben aslında sana demeyecektim ama düşündüm, dedim ki bu çocuk burada şimdi yalnız sıkılıyordur. Kafasını bana takarsa fazla sıkılmaz dedim. Doktorlar ne diyor? Ya çok başka bir yere sıçramadığını, kolay olduğunu söylediler. Gerçi ete bir kere bıçak değdi mi? Son ne olur bilmem. Bak sakın böyle şeyler söyleme, tamam mı? İyileşeceksin sen, yaşayacaksın. Yok ya. Sen buraya kendini kapatıp bana yaşayacağımı söyleyemezsin. Sen bana önce doğruyu söyle. Yangını sen çıkartmadın diyeyim. Kendini cezalandırmayı kes artık. Sen böyle bir şeyi isteyerek yapacak biri değilsin. Doğruyu söyle bana. Hadi git artık. Bir an önce ameliyat ol, kurtul. Eylül. Bir yerinde yara bere yok değil mi? Doğru söyle. Doğruyu söylüyorum, yok bir şey. mi be kızım? O kalbin yaralanmamış olması mümkün mü? Anne! Ay kızım ne oldu? Deneme sınavında birinci olmuşum. Yok artık. Yemin et. Yemin ederim. Ay. Ayrılıyorum. Münasibi bu zaten. Bence ayrılmalısın. Ben her şey için çok teşekkür ederim. Olanlar güzel değil. Ama kızımın üstünde hakkım var. Helal et. Düşünüyorum. İçinden çıkamıyorum. Ali hocam, resmen skandal bu. Bir de basına düştüğünü hayal et. Bakanlık, soruşturma. Başımıza büyük işler açılacak. Nasıl çözeceğiz biz bu işi? Sorumluluğunu ben alıyorum. Ortada bir hata varsa tamamen bana aittir. Öğretmen olan benim. Ama hiçbir şekilde öğrencime dokunmayacaksınız. İyi de nasıl olur? Eylül okulda kalacak, eğitimine devam edecek. Yapmayın Ali hocam. Veliler başıma kakar vallahi. Hele Sinan Bey sabahtan beri tepemde. O çevresiyle hepimizi yakar. Merak etmeyin, ben Sinan Bey'le konuştum. Bahar da suçlamasını geri alacak. Bu ne? İstifa mektubum. Ben ayrılıyorum müdür bey. Bu mesele de burada kapanacak. Her şey için çok teşekkür ederim. Ha. Kalk ayağa. Serbestsin. Ameliyatta yanında olacağım. Bir daha seni hiç bırakmayacağım hiç. Sakın benim için tasalanma. Değil mi kuzum? Senin için ne tasalanacağım ya? Sen benimle başa çıkmış kadınsın. Kanseri mi yenemeyeceksin? Doğru tabii. Hem senin mezun olduğunu görmeden hayatta ölmem. Oo, daha mezuniyete çok var. O zamana kadar kim bilir ben ne belalara bulaşırım kesin. Bak kızım, doktor kolay bir ameliyat dedi. Çabucak ayağa kalkacaksın dedi. Korkmayın benim güzel kızım. Onu bunu bilmem vallahi. Sen ayağa kalkmazsan ben senin yanına uzanırım. Ay. Oh. Güzel kızım. Hemen döneceğim. Merak etme. Başıboş bırakılmaya gelmem ha. Çabuk iyileş. Doktora söylerim. Ha, hem benim doktorum var ya. Bahar'ın, senin arkadaşının babasıymış. O kurtaracak beni. Anlaşılan ömür boyu borçlu kalacaksın ona. Gidiyoruz. Allah'a emanet ol. Evi kız. Alo baba. 5'te mi? Ne? Geliyor musun? Tamam yetişirim. Tamam. Allah kahretsin, atak kesildi. Çabuk! Hızlı gidin. Hadi. Bir tane daha aç. Hadi ama hadi. Hızlı parç getir kızım. Kızım çok kanıyor. Yeter. Çabuk ol, Allah kahretsin, Allah kahretsin. Ya. Çabuk ol. Nasıl? Hadi. Nasıl? Çabuk. Hadi. Mustafa. Şu ameliyathaneye bir git bakayım. Doktor Bey. Ameliyat beklediğimiz gibi iyi geçmedi. İyi geçmedi derken? Bir yakınım, kimsen yok mu? Haber versen iyi olur. Cenaze işlemlerinin başlatılması gerek. Ne diyorsunuz siz? Ailenizden biri geldiğinde beni bulsun. Saçmalıyorsunuz siz. Onun ailesi benim ailemde o. Başka kimsemiz yok. Nerede o? Büyüğün gelince onunla konuşacağım. Eylül'üm, ben bu ameliyata senin başarılarını görebilmek için giriyorum kuzum. Bunu unutma. Olur da çıkamazsan ağlayıp kendini perişan etmeye mi? Çok ders çalış, hep takdir getir. O beyaz önlüğü giy. Yoksa ne benim gittiğime değer, ne senin çektiğini. Bankadaki 3-5 kuruşum senin. Yeter inşallah deyip seni Rabbime emanet ediyorum. Allah seni hep iyilerle karşılaştırsın kuzum. Seni hep seven nenem. Bakıyorum da her zamanki gibi uğursuzluğun üstünde. Kim bilir ne yaptın da kadını üzüntüden kanser ettin. Ne diyorsun be sen? Ne diyorsun? Doğruyu söylüyorum. Kadına ne çektirdiysen artık. Bir de utanmadan ağlıyorsun. Bir şey desene. Nesin sen? Baba mısın? Evlat mısın? Nesin? Bir şey desene şuna. Hiçbir şey olmayı beceremedin. Şimdi adam olsun şu karıyı. Terbiyesiz seni. Defol git şuradan. Ben giderim de inşallah Allah bunun acısını senin o kızından çıkartmaz. Bak ya ne diyor? Vedat, şu kızına bir şey söyle yoksa elimden bir kaza çıkacak. Hastaneden para aldığınızı biliyorum. Peşini bırakmayacağım bu işin. Ne diyorsun sen be? Cenaze içinde o. Sizin gibi vicdansızların tek lafına inanmıyorum be. Hepinizle ödeşeceğim. Göreceksiniz. Sinan Tuğcuk nerede? Ali, buyurun hocam. Gel. Siz öldürdünüz. Ben öldürdüm onu biliyorum. Siz katilsiniz siz. Çok basit bir ameliyat olacak demiştiniz. Katilsiniz siz, duydunuz mu? Bırak. Bırak. Küçük adam üzüntüden ne dediğini bilmiyor. Gülerek girdi içeri babaannem ya. Bir şey olmuş olmalı. Yanlış giden bir şeyler olmuş olmalı. Ben elimden geleni yaptım. Ailenle de konuştum. Üzüntümü telafi ettim. Hiçbir şey telafi edemezsin sen. Duydun mu? O öldü. Bunu telafi edebilir misin? Üzgünüm. Ama daha fazla uğraşamayacağım. Bir tek hastam yok benim. Sen yaptın biliyorum. Sorumlusu sensin. Duydun mu? İspat edeceğim onu. Göreceksin. Bırak be. Şöyle buyurun lütfen. Bırak! Bana neden söylemedin? Niye söyleyeyim? Her zaman yanında olacağım dedim sana. Yanında olabilmek için bilmem lazımdı. İstemiyorum. Tamam. Bak şu an konuşmak için uygun zaman değil biliyorum. Susarız biz de. Konuşmayız zamanı gelene kadar. İzin ver yanında kalayım. Lütfen. Bütün öğrencilerinizin hayatına böyle karışıyor musunuz hocam? Beni yanında istemiyor musun Eylül? İstemiyorum. Lütfen bir daha karşıma çıkmayın. Almak iyi gelir. Aşk yarasının getirdiği delilik aşık bir beynin kanatıdır. Ben kendimi hep bu delilikten korumaya çalıştım. Bu yüzden bedel ödedim ve onu kaybettim. Diye zan verin. Hemogramını alın. Tamam hocam. Muayenesi yapılsın. Tamam hocam. Her ihtimale karşı da ameliyathaneye hazır tutun. Nasıl isterseniz hocam. Şu mafya kılıklı adamlara da güvenliğe söyle, dikkat etsinler. Tamam hocam, nasıl isterseniz. Sonuçlar çıkınca hemen görmek istiyorum. Hocam, çatıya helikopter geliyor. Acil bir hastaymış, karşılamamız gerekiyor. Nerede sizin nöbetçi doktorunuz ya? Bilmiyorum hocam. Hocam, sadece şunu öğrenebildim. Kadın havaalanında fenalaşmış. Ali Asaf Denizoğlu da aynı havaalanındaymış. Adını duyunca bilmek istersiniz diye düşündüm. Nihayet dönüyormuş demek ha? Kadındaki şansa bak. İlk müdahaleyi hocamız yapmış. Ama durumu kritik. ...28 yaşında kadın, mental uyuşukluk halinde, pupil dilatasyon 3-5 milimetre. Hayati bulguları belirsiz. Senin tanım ne? Beyin kanaması. İlk belirtiler ne zaman başlamış? Ne? Kaç saat olmuş? Bakın, belki yeni olduğunuz için bilmiyor olabilirsiniz ama Bahar'la ben çok yakın arkadaşız. Benimle de mi arkadaş olmak istiyorsun? Yok, ben öyle demek istemedim. Ne o zaman, torpil yap diyorsun yani? Hayır. Şimdi sana bir şey öğreteceğim. Doktor Fatih. Ben de tam bunun için buradayım. Yanlış. Benim kölem olmak için buradasın. Ve eğer bir daha ağzını torpil için açarsan, tek görevin acilde rektum muayenesi yapmak olur. Anladın mı? Bilinci ne kadardır kapalı? 4 saat 45 dakika. Evlendin mi? Hayır. Erkek arkadaşın var mı? Yok. Güzel. Sevindim.